Mahmud Efendi Hazretlerimizin ilim serüvenini nakillerden dinlemeye devam edelim. Salih Zeki Bektaş Hoca Efendi şöyle demiştir. Sabaha kadar ders okurdu, akşama kadar ders verirdi de buna rağmen üzerinde hiç yorgunluk eseri olmazdı. Sevgisini orada görüyorduk. Gece çalışırdı. Hatta bir akşam yangın çıktı. O zaman yeni evliydi. Şöyle ki şişe lambalar vardı. Ders çalışırken fark edemedi ve lambadan elbisesi ateş aldı. Sarığı ve cübbesi yandı. Zehra anne kokuya kalkmış. Bakmış ki ocağı yanıyor. Su da yok ki, dağa gideceksin de oradan bir güm su alacaksın da gireceksin. Ama Allah'tan evde bir kova su varmış. Zehra anne suyu döküyor da ateşi söndürüyor. Bize icazet verdikten sonra da onun değeri çok arttı. Sayılı hocalar arasına girdi. Kim ne derse desin asla kızmazdı ve darılmazdı. Kendi halinde dersiyle meşgul olurdu. Ali Bektaş Hoca Efendi de şöyle demiştir. Mahmud Efendi Hazretleri köyünün camiinde imamlık yapıyordu. Caminin yanında ahşap bir medresemiz vardı. Evi de 100-150 metre aşağıdaydı. Haftada bir gün evinde kalır, 6 gün medresede kalırdı. Odasının içi tahtaların arasından görünürdü. 1949-50 senelerinde tam 2 sene okuduk onda. Biz yatardık kalkardık fakat onu hiç yatarken görmedik. 2 sene zarfında bir defa bile yattığını görmedim. Gece sabaha kadar ilimle iştigal eder, namaz kılar, ibadet ederdi.